Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bir dakika, sesimi bir türlü beğenmiyorum ya. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Annem dişi yapılma aşamasında olduğu için çekildi. Bu yüzden annem maske takıyor. Çakıl rahatsız oluyor. Aslında çok tatlı ve tontişik gözüküyor. Değil mi canım? Bu şekilde arkadaşlar, ben de umarım güzel gözüküyorumdur. Saçımı bağladım. Aslında bana çalınır saçlar. Doğalsın, doğal. Ama şu an burası sıcak olduğu için saçımı nasıl yapacağımı bilemedim yahu. Gerçekten de dayım gelecek, onun doğum günü kutlayacağız. Ve hemen böyle araya bu videoyu böyle hemencecik bir sıkıştırayım dedim arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olur ve dayımın gelmesi yarım saat falan var. Şöyle yapalım dur. Bugün 10 Mart. Bugün 10 Mart 2022 arkadaşlar. Böyle annemin dibinde dur. Anneciğim birazcık daha gidebilir misin? Ama o kadar gidince de gözükmüyorsun biraz gel. Bugünkü videomda arkadaşlar böyle bir tane çikolata var elimde. Göstereyim. Canınız çekmesin. Canınız çekmesin. Odaklamıyor. Reklam yapıyorsun ama. Bir dakika, odaklayacağım şimdi. Aynen, reklam birazcık reklam. Böyle ilk kez ren bir çikolatası yani. Şimdi annem odaklayacağım. Aynen, evet. Reklam yaptım. Bu ilk kez çikolatalı gofreti. Ben her tane yatarken bir tane ay çikolata yanlış oldu. Şimdi çikolatayı her tane yatarken bana arkadaşım vardı, o yiyordu ve ben de hani güzel bundan almayı düşünüyorum ve bununla annemle bir video çekmek istiyorum demiştim. Bunun için o da alabilirsin benim çikolata Ülker sütlü çikolatamı dedim. Yani bana bunu verdi arkadaşlar. Ben de buradaki soruları üstünde şu şekilde yazıyor. Kutunun içindeki soruları hiç sevdiklerine sor, seni ne kadar iyi tanıdıklarını öğren. Bu benim de tek sevdiğim anneciğim, canım, çiçeğim. Ne diyeceğim bilmedim. Bir tanecik ponçik annem olduğu için bu soruları anneme soracağım. Gönül isterdi ki bir tane arkadaşım olsun, can ciğer kuzu sarması mı deniyordu? İşte ama onu soramıyorum çünkü yok, olmayan birisine sorulmaz. Için... Ben bile bilmiyorum şimdi sorular nelerdir, nasıl bir oyun var, oynayacağız, oyunun içinde bulunacağımı. Aynen. Ben bile bilmiyorum. Ben sadece bir tanesini okudum. Ben sadece bir tanesini okudum. Ama ben duymadım. Onu da annem bilmiyor. Benim hakkımda annemse soracağım, sen benim ben kiminle paylaşırım diye yani anladın mı? Anlayamadım. Ve bana sor. Bunun provasını yapmadık. Yapmadık. Ve direktmen soracağız birbirimize yani. Biz bile bilmiyoruz yani. Ben bile bilmiyorum. Bir dakika. Ay. Provasını yapmadık çünkü. Yapmadık. Evet. Oha. Bir aldım bir şöyle çıktı. Şimdi mi arkadaşlar? Of. Bayağı çıktı. Şimdi yumuşamadı değil mi? Hani çikolata yok şu an içinde. Kartlar var. Ben nereden bileyim? Kartlar ne yazıyor? Bilmiyorum. Provasını yapmadım. Ben şöyle soracağım. Ben bunu okumuştum. Sadece bunu okumuştum. Diğerlerini okumamıştım. Çikolatamı kiminle paylaşırım? Benimle. Tabii ki de. Başka kimsem yok. Yok yani. Yanında tabii ki de annemle paylaşacağım. Bildi. Hep benim. Tabii ki de annemle paylaşırım. Evet. Çünkü annem de çikolata yemesi çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ama dişim müsait değil. Ama annemin dişi müsait değil. Ben de artık annem böyle görünce hep dişimi fırçalamaya falan çalışıyorum. Fındık fıstıklı olduğunda yiyemiyorum. Aynen. Bir tel çikolata yiyebiliyorum mesela. Evet, yiyebiliyorum. Böyle çikolatamı kiminle paylaşırım? Tabii ki de annemle paylaşırım. True, doğru demek. True. En çok hangi arkadaşımı severim? Arkadaşım yok, olmamış yani. En çok hangi arkadaşımı severim? Ben senin hem arkadaşın hem yoldaşın hem annen de. Hem baban olduğum için mi? Arkadaşım olmadığı için bu da annemi. Çikolatamı annemle paylaşırım. En sevdiğim arkadaşım annem. Aynen. Stop. True. Doğru yani arkadaşlar. True. Ne zaman mutlu olurum? Bu doğru bir, bu kolay bir şey bence. Şu an yapmaktayım ve hatta geri kaldım diye çok üzüldüm hastanedeyken. Evet. Sevdiklerin yanında olduğu zaman. Bilemedim. Neyi? Bak en çok ne zaman mutlu olurum? Mutlu. Evet.
hastaneye yattım ve oradan hep geri kaldım falan diye düşündüm. Ha, ağladım. En sevdiğin işleri yaptığın zaman. Bildiğin gitar kursu, tiyatro. Bana tiyo verdi, ben bildim. Resim kursuna gidemedim mesela ama kendim evde öğrenirim diye düşündüm. Tiyatro kursundan geri kaldım ve çok üzüldüm. Gitar kursuna gideceğim hafta sonu. Sevdiğim işleri yaptığım zaman yani. Evet, kurslara yani. Gittiğim zaman sevdiğim işler. Arkadaşların da var orada. Aynen. Hatta birisi, ben o Çınar'dayken işte ikimiz görmüş birisi gitar kursundaki arkadaşım. Ne güzel işte. Gitar kursundaki arkadaşım seni gördüm falan dedi, böyle gitmiştim. Ne güzel. Aynen bu şekilde. Sevdiğim işleri yaptığım zaman ve sevdiğim insanlarla yaptığım zaman. Yani ikisini de bildin bebişim. Üçü, tamam. Üçü, üçü, üçü. Doğru, üçünü de bildin. Evet. Tüyo verince. Evet, tüyo verince. Bu şekilde. Umarım arka planında rahatsız olmazsınız arkadaşlar. Şu anda saat 7, tam 7. Ve bir anda video çekisim gelince evimizde böyle hemen günlerden perşembe. Aynen, günlerden perşembe. Ve hemencik böyle bir video çekmek için arka plan falan bir şeyler yaptım. Ve bu şekilde oldu. Perde de böyle pembiş pembiş, çok tatlı. Sen de pembiş pembişsin biliyor musun? Ben kırmızıyım. Kırmızı doğru. Yani pembişim. Ama. Daha bir sürü soru var yalnız. Ya bana bu kağıtları İlke verdi arkadaşlar ve ona buradan çok teşekkür ederim. İlke sadece anne. Bir sürü İlke var. Onun da iki tane ismi var zaten. İlke. Bence fark etmez. Ser bebeğim. Bebeş. Hatta biz birbirimize şey diyoruz. Bebeş. Ne diyorduk biz? Bebişim. Biz birbirimize bebişim bebişim diyorduk. Ve hala bebişim diyorum herkese. Sevdiklerime yani daha doğrusu. Değil mi anne? Bana da bebişim diyorum. Anneme de bebişim diyorum bu şekilde. Bebeğim bebişim. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Geçiyoruz. Hangi şarkıyı dinlemeden duramam? Sen mi? Evet. O kadar çok ki ben hangi birisi aklımda tutayım. Hey, en son bir tane şarkı söyle. Şey, gitar kursunda en son çaldığın şarkı. Hangisiydi? Ben bile hatırlamıyorum. Neyle başladı galiba? Hatırlamıyorum. Hadi bir tane şarkı söyleyeceksin sadece. Hangi şarkıyı dinlemeden duramam? Çok duygusal bir şarkıydı. Öyle bir şarkı çaldım. Ağladığın şarkı. Hangisi? Ümit Mesel'in şarkısı. Ay ismi ne? Neydi o? Bir sevgili uğruna. Sen de benim gibi yanma arkadaş. Ya ben bu şarkıyı dinlemeden duramam ve beni çok ağlatıyor. Ağlamışsın değil mi? Ya bu şarkı, Sofle içinde aşk var da çok seviyorum arkadaşlar. Duygusal. İçinde aşk var yüzündeki. Aynadaki sana... Tam hatırlayamadım şu an. Olabilir. Ama çok seviyorum. Ben. Sofle içinde aşk var şarkısı. Sofle içinde aşk var şarkısını çok seviyorum ve Ümit Mesen Anma arkadaşı da her dinlediğimde ağlarım falan. Ama annem bilemedi bunu. Evet. Hiç bilemedi. Ha, Anma arkadaş bildin. Yani yarı yere bilmiş. Bildin sayalım, bildin. Diğer sorumuz. Ben Ümit Mesen'in bütün şarkılarını kesin bilesin. Bak. Kahvemi nasıl içerim? Şekerli. Ona ne deniyor? Hatta sugar. Böyle... Sugar. Hayır, bir sayı var, bir sayı. Nasıl? Bir sayı sugar, var yani, sugar. Bir arada. Bir sayı. Üçü bir arada. Yes, true. Oh. Dakika. Oh. Ben ikisi bir arada içiyorum, şekeri yok. Aynen. Üçü bir arada içiyorum kahvemi artık arkadaşlar. Ben şekersiz içiyorum ve çok tadını buluyorum. Şu an kendim bir şey gibi hissettim böyle. Çok ünlüymüşüm de. On Dio'ya katılmışım ve benim hakkımdaki bu takipçilerimin sorularını cevaplıyormuşum gibi hissettim. Umarım anlayabiliyorsunuz. Yani şöyle, ben On Dio'ya katıldım. Ve takipçiler bana soru sordu ve ben şu an onunla cevaplıyormuşum. Ama annem de cevaplıyor. Umarım bir gün oraya katılmakla şey olur. Çünkü On Dio'da hep ünlüler katılıyor. Ve ben ünsüzüm. Ünlü değilim. Ünsüz. Şimdi ünlüsün, diğer soruya ünlüsün. Geçelim mi? Geçelim. Tamam, diğer sorumuz. Ne tür kitaplar okurum? Ne tür kitaplar okurum? Macera. Son acılar. Ya tam okuyamasam böyle. O şey. Böyle tiyatro şeysi. True. Tam okuyamasam da okumaya çalıştığım kitapları arkadaşlar. Ben tiyatro sana bir Hamlet mi demiştim, bir omlet. Hamlet'in yarısına geldim, hiçbir şey anlayamadım. Bir şey demiştim, gülmüştün değil mi? Neydi? Son zamanlar tiyatro oyunları kitapları okumaya çalışıyorum. Hamlet'in.
Ama onun öncesinde böyle kendimi aşırı sürüklen macera. Böyle bir duygusal aşk, romantik komedi, bunları okuyordum arkadaşlar. Annem bunu da bildi. Şu ana kadar bütün hepsini bildin bebişim ya. Huzur Sokağı. Aa, en sevdiğim, aşırı saran bir kitaptı beni. Ve sarıp sarmalıya sürükleyen beni alıp götürüyor böyle bir yerde. Güzeldi o. Tam bunu da bildin. Onu çok küçük yaştan beri okuyorum. Aynen. Okudum, bitirdim beni. Hatta o benim okuduğum ilk kalın romanlardan bir tanesi olabilir. Evet. Bu şekilde. Diğer sorumuz. Ay, bu çok güzel bir soru. Ben çok seviyorum. Ama büyük ihtimalle bilemezsin. Bir dizi karakteri alsam kim olurdum? Bu ben biliyorum. Kim? Dün seyrettiğimiz, dün mü vası gün mü? Neydi? Neydi? İsmini unutuyorum ben. Hayır, bilemezsin. İsmini unutma. Neydi? Şey, hani Evim Sensin de vardı. Fahriye Evcan. Evet, Evim Sensin de, değil mi? Bildin mi? Bildin değil mi? Hayır. Ay. Bilemedi bunu. Bunu cidden bilemedi. Ben yabancı böyle şey olma. Wonder Woman falan. Wonder. Wonder Woman. Ya böyle böyle ben şey olmak isterim böyle. Bir tane filmin ama en Türkiye'de iyi karı olsaydın Fahriye Evcan isterdin. Umarım. Evet, yok, hayır. Tamam. Ben genelde böyle şey olmak isterim. Hani böyle bir tane filmin veya dizinin en baş kahramanı ve herkesi böyle İyi savaşan, dövüşen, güçlü karakter olmak sen ya karate judo olmuşsun. Karate judo falan. Mesela Göster Günü'nü vardı. Oradaki başroldeki küçük kız olmak isterdim. Sonra bir tane intikamla alakalı bir tane film vardı. Orada başroldeki kadın olmak isterdim. İntikam gücü müydü neydi? Şu an hatırlayamadım ama böyle baş karakter ve herkesi döven, öldüren, güç, intikam Allah alan. Korusun be. Tam olarak öyle değil. Allah şeytana uydurmasın. Tam olarak öyle değil ya. Hiç sevmem öyle. Korku filmleri falan. Hayır, süper kahraman kadın olmak isterdim ben bir tane filmde. Kahraman olmak tamam, isterdim. Tamam, ben anladım. Bir film vardı hani zırhlı giyiniyordu ya. Wonder Woman. O muydu o? Bilmiyorum ki. Zırhlı bir şeyler giyiyordu. Böyle yüzü falan ben zırhlı. Ben fantastik filmler. Böyle göğüslerinin olduğu yerler zırhlı. Wonder Woman. Ben büyük ihtimalle böyle baş süper kahraman. Elinde zırh gibi bir şey var. Ben iyi dövüşen, iyi ve iyi dövüşen birisi olmak isterdim böyle. Güçlü. O da öyleydi. Türkiye'de öyle bir şey yok ha. Şu an Türkiye'deki sadakatsiz aşçısı olmak isterdim. Ama bence çok güçlü bir kadın. Ha, evet. O duygu şey. Sadakatsiz aşçısı. Evet. O şey yönünden. Bence çok güçlü evet. Yani. Aldatılmasına rağmen. Evet, her şeyi boyun eğmeyen böyle daha çok güçlü. Ama annem bilemedi ben ya. Anladım, ben anladım. Evim Sensin. Şimdi Evim Sensin'deki Fahriye Evcen yani onu gerçek adı Fahriye Evcen. Onu çok beğeniyorsun ama. Onun oyunculuğunu çok beğeniyorum. Evet. Ama o rolde yani onun rolünde olmak istemezdim çünkü kadın ölüyor. Ben ölmeyen böyle süper kahraman. Arkadaşlar bak şunu söylüyordum, sözüm yerde kaldı. Ben fantastik filmlerde oynamak isterdim. Ya yani fantastik filmin başrol karakteri veya fantastik bir film böyle karakterlerinden birisi olmak isterdim. Kadın karakterlerinden güçlü kadın karakterlerinden birisi olmak isterdim ben. Dizi diyor burada. Dizinin de böyle güçlü bir karakteri olabilirim. Ama dizi Fahriye Evcen dizi çeviriyor. O dizi abi. Değil. Senin ne diyeyim film anne? Film. Evim Sensin bir film. Ama dizi. Sansörümüz. Sese bak. Bir de şöyle bir anım var arkadaşlar. Ben hastanede yatarken çok konuşurum. Aşırı konuşurum. Herkesle konuşurum. Şimdi de konuşurum. Evet. Ve bir tane kız işte sesimi duydu böyle. Şu an sesim size nasıl geliyor bilmiyorum. Ama o kıza göre sesim çok güzel gelmiş olmalı ki şarkı söylemekten konu açıldı ve sen şarkı söyle dedi bana. Tabii ki de söyleyemedim. Çünkü sesim birazcık detone ve kötü. Son sorumuzu hayır, söylüyorum. Hayır, sesim güzel. Sen bir son sorumu söylüyorum. Gündüz insanı mıyım, gece mi? Gece gündüz fark etmiyor. Hayır, gece mi daha çok vakit geçirdim? Uyumam gündüz mü? Gece. Tabii ki de. Gece insanıyım. Tura. True. True. Doğru yani arkadaşlar. True. Doğru demek. Okay. First yanlış demek. First. Çünkü İngilizce okulda first demek birinci demek. First. Ya okulda biz true first diye yazılıyor. First. Çünkü biz okulda true first yapıyorduk ve doğru yanlıştı arkadaşlar. Bundan biliyorum. Ver. Tamam, sorular bu kadar arkadaşlar ve hepsini sordum, hepsini bitirdim ve burada da annemle beraber hiç önceden açmadığımız yani sadece çikolatanı kiminle paylaşırsın okumuştum doğruya yani ve geri kalanlardan hiçbirisini okumamıştım.
Her zaman dostça kalalım. Her zaman aynen birbirimizi sevelim, sayalım. Her zaman tatlı, dilli, güler yüzlü olalım. Bay bay. Dostça kalalım. Bay bay arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Geçmiş. Sizler. Zaten için. Önceki videomda da söylemiştim. Geçmiş değerlisin. Kadınlar günüydü değil mi? 8 Mart. Kadınlar yani bugün 10 Mart geldi ama bize her gün kadınlar dedik günü. Bize her 8 gün Mart kadınlar gününüz kutlu ve mutlu olsun. Sizleri çok seviyoruz. Bugün 10 Mart arkadaşlar. Bence o kadar zaman geçmedi. Değerini bilelim. Aynen arkadaşlar. Onlar bay bay. Anne diyeyim. Değerlidir. Kadınlar bizim için çok değerlidir. Kadınlar bir tanedir be. Hadi bay bay kapatıyorum videoyu. Güle güle arkadaşlar. Tamam. Canım. Finish.